dik kenarlarının, dik üçgen olduğu için dik kenarlarının çarpımının yarısı olacak. Dik kenarlarından biri 4 birim. Diğer dik kenarı da şu AC. Şimdi ikinci dik kenarını bilmiyoruz. Oraya X diyelim. Şu 4 ve X'in çarpımının yarısı alanımızı verecek. Tabii şu X'i bulmak için de Pisagor teoremi kullanabiliriz dik üçgen olduğu için. Şöyle diyordu Pisagor. Bir dik üçgende dik kenarların, yani 4 ve X'in karelerinin toplamı hipotenüsün karesine bir. Karesi artı 4'ün karesi. 4'ün karesi 16 eşittir. Eşittir 36'dan 16 çıkarıyorum. 20. X'i bulmak istiyorsak karekök almalıyız. Şöyle. X'i bulduk. 2 kök 5. Gelelim alanımıza. Bu üçgenin alanı dik kenarları olur. Eşitiriz. 2'ye bölüyorum. 1, 2'ye bölüyorum. 2. Kalanları çarparız. 2 çarpı 2 kök 5. O da 4 kök 5 olur. Üçgenimizin alanı.